kudretlerinin bu şekilde balla çekirdeğini çıkarmak gerekir bir. İki, asidini almak gerekir. Asidini almadan hazırlanan ballı kudret narı macunu diyebiliriz. Yani faydası olabilir de olmayabilir de mideye zarar verebilir de asit almak gerek. Asit almak nasıl olacak? O da özel bir yöntemidir. Zeytinyağı da tohumuyla yani meyvesinin içindeki çekirdekle de zeytinyağıyla yapıyoruz. Bu da aynı zamanda gastrite ülsere etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Kansere karşı, diyabete karşı, gastrite ülsere birçok etkisi var. Nasıl oluyor da kudretler aynı zamanda birçok rahatsızlığa iyi geliyor? Obeziteye iyi geliyor. Evet. Diyabete iyi geliyor, kansere iyi geliyor, gastrite ülsere iyi geliyor. Çünkü birleşiminde eleosterik asit, birçok kimyasal madde tabii ki insanın aklında kalmıyor. Ve alt türevleri var bunun. Hem tohumunda hem meyvesinde. Kansere karşı etkili olduğu üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde St. Louis Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında belgelenmiştir. Şekere tip 1 hastalığına karşı bundan elde edilen ekstrakt aynı insülin gibi vurularak deneme yapılmıştır. İnsülin kullanımını tip 1 hastalığının düşürdüğü belgelenmiştir. Tip 2 diyabet hastalarında bunun mesela suyu sıkılarak içilebilir. Suyu sıkılarak meyve suyu gibi içildiğinde glikoz intoleransını yani şeker hastalığını %70'lere varan oranda iyileştirdiği hastalar üzerinde yapılan deneylerle belgelenmiştir. Yani kudret narı kanser için, diyabet için, gastrit için ve kilo problemi için ideal. Kilo problemi için de ideal. Neden ideal? Kandaki AMKP denen enzimi ne yapıyor? Efendim artırıyor. Bu da kandaki glikozun hücrelere girişini sağlıyor. Gün içerisinde fark etmez. Günde yemekten önce 3-4 defa. Sadece bir defa değil. Bunu püre haline getirdikten sonra sıkıp suyunu içebilir. Meyve suyu gibi. Posasını iyice sıktıktan sonra içebilir. Fazla değil ama. Bir çorba kaşığı içebilir. Fazla değil. Yani biraz sert. Yani öyle, acımtırak. Evet. Çok çok içmemek gerekir. Bir çorba kaşığı yemeklerden önce yeterli. Ama mesela kişinin şekeri düşükse riskli. Fazla şeker düşürücü. Şeker düşürücü özelliği var. Bu nedenle kan şekeri düşük olanların kullanmaması gerekir. Yani şeker hastalığının ballı olanı da kullanmaması gerekir. Zeytinyağlı olanı kullanması gerekir. Yani burada dikkat edilmesi gereken bir iki püf nokta var. Sağlıklı insanların ve şekeri yüksek olanlar düzenli kullanmalarında herhangi bir problem yok. Zaten bunu birçok Arap ülkesinde mesela bunu bizde aynı patates haşlar gibi haşlıyorlar. Yemeğini yapıp yiyorlar. Hiçbir problem yok. Bunun yeşili de daha çok vitamin, mineral, enzim içerir. Olgunlaşmamış olanı. Olgunlaşmış olan da faydalı. Olgunlaşmış fark etmez yani. Her ikisi de zebzesi meyvesi, zebzesi yemeğe yapılarak kullanılabilir. Herhangi bir problem yok. Yani böyle de yararlı bir bitki tabii o zaman. Tabii. Hem Çin tıbbında katı olarak kullanılıyor hem sıvıya dönüştürülüp kullanılıyor, suyu kullanılıyor. Geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır biliniyor, kullanılıyor. Afrika'da, Arap ülkelerinde çok yaygın. Bizde genellikle zeytinyağlı olarak kullanılıyor. Tohumları bu genellikle Türkiye'de tohumları ezilmeden olduğu gibi kavanoza konup üstüne zeytinyağı bekletiliyor bir yıl. Gerek yok çünkü neden bekliyorsun? Etken madde deme geçsin. Yani zeytinyağına geçsin diye. Oysa siz bunu püre haline getirir de kavanoza kor, üzerine zeytinyağı koydunuz da güneşe koyduğunuzda bir hafta içerisinde çözülüp zaten yağ geçiyor. Bir yıl beklemenize gerek yok. Ha burada önemli olan ne? Meyvesinde içermiş olduğu asidi almak. Ne oranda asit var? Almazsanız yani gastrite ülsere karşı kullanırken bazı riskli durumlar olabilir. Yani onu da bilmek gerekir. Bilmeyenlerin yapmaması gerekir.